Dünyada da özellikle de Avrupa kıtasında vaka sayıları, can kaybı her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle salgından en çok etkilenen ülkelerden birisi İtalya'ydı. İtalya'da da yeni tedbirler gündemde. Detaylar için Roma'ya uzanalım ve A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'ya soralım. Dündar, kolay gelsin. Nedir İtalya'da son durum? Söz sende. Evet, teşekkürler. İtalya'da son günlerde 700'ün üzerinde seyreden can kaybı son 24 saatte biraz olsun düştü. 653 kişi can kaybı. Diğer yandan ülkede vaka sayısı 1 milyon 300 bine yaklaşmış durumda ve can kaybı toplam 47.870'e. Evet, gördüğünüz gibi günden güne sayılar yükseliyor. Ancak son birkaç gündür vaka sayılarında biraz olsun düşüş var. Bu belki iyiye doğru giden bir sinyal olarak algılayabiliriz. Diğer yandan hastanelerde ciddi sorunlar var. Bu evet ne yazık ki devam ediyor. Ülkenin birçok bölgesinde ciddi şekilde hastanelerde sorunlar yaşanırken bazı bölgelerde ambulanslar yine geçtiğimiz hafta Napoli'de yaşanan bir benzeri olay. Uzun kuyruklar ambulanslar hastane önlerinde bekliyor. Diğer yandan ilginç bir açıklama vardı. İtalyan medyasına da yansıyan özellikle kuzey bölgede bazı hastanelerde doktorlar hangi hastaları muayene edeceğiz, tedavi edeceğiz yönde tercih yapmak zorunda kalıyoruz açıklamalarında bulunurlar. Bu gerçekten korkunç verici bir açıklama. Çünkü şunu gösteriyor, hastanelerde yer kalmadığı ve günden güne ciddi şekilde sorunlar yaşandı. Diğer yandan başkent Roma'da, Lazio bölgesinde yani artık vatandaşlar eczanelerde özel test yapma imkanlarını bulabilecekler. Bu da önemli bir gelişme. Diğer yandan İtalya'da hükümet biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde tedbirler almıştı. Bunu sıkılaştırmış 3 Aralık gününe kadar devam edecekti. İtalya'da kırmızı bölge alanı 8'e çıkmıştı. Başbakan Conte yaptığı açıklamada bu süre devam edecek 3 Aralık'a kadar daha sonra değerlendirmeleri de yapacağız mesajını verirken. Biliyorsunuz Noel yanaşıyor, İtalya'da önemli. Bu konuyla ilgili de bir çalışma yapmayı planlıyor. İtalyan hükümeti belki Noel döneminde bir süre olsun bazı yerlerin açık kalması yani restoran, kafe, bar gibi yerlerin bu Noel döneminde açık kalmasını öngören bir kararname hazırlayabilir. Ancak şu an için erken bu konuşuluyor. Son bir not. İtalya'da biliyorsunuz diğer ülkelerde olduğu gibi aşı bekleyişi içinde ve büyük olasılıkla Ocak sonunda İtalya'ya yaklaşık 3,4 milyon adet aşının ilk etapta gelmesi bekleniyor. Evet, gelişmeler Roma'dan bu şekildeydi. Yine gelişmelerle birlikte olacağız diyorum. Söz sizde.